Önceki videolarda basınç ve hacimle ilgili pek çok farklı konuya değindik. Bu videoda bu konuların hepsini bir araya getirerek büyük resmin ne olduğunu ve bu kavramların nasıl birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatmak istiyorum size. İlk olarak basınç ve hacim eksenlerimizi çizelim. Daha sonra da önceki videolarda pek çok kez gördüğümüz diğer doğruları grafiğe yerleştireceğiz. İlk doğrumuz sistol sonu basınç hacim ilişkisini gösteriyor. Diğeri ise diastol sonu basınç hacim ilişkisini gösteriyor. Onu da bu şekilde çizelim. Bu ikisiyle kesişen doğru ise arteriyel elastansı ifade eder. Bunu morla gösterelim. Bu şekilde çizebiliriz. Önceki videolarda da gördüğümüz gibi arteriyel elastans sistol sonu basıncı bölü atım hacmi değerine eşittir. Buna göre basınç çizgisiyle nerede kesiştiğine bakalım. Bu noktada basınç çizgisiyle kesişir ve daha sonrasında referans çizgisine yani hacim eksenine kadar iner. Bu iki noktadan yola çıkarak basınç hacim döngüsünün grafik üzerinde nasıl görüneceğini tahmin edebiliriz. Döngü bu şekilde aşağı doğru iner, daha sonrasında eğriyi takip ederek tekrar yukarı doğru çıkmaya başlar. Bu yukarı doğru çıktığı kısım kanın dışarı atıldığı süreci ifade eder. Elimizde başka bir bilgi olmadan kanın tam olarak hangi noktada dışarı atılmaya başladığını bulmamız oldukça güç ama belli bir noktaya gelindiğinde ya da geldiğinde diyebiliriz kanın dışarı atıldığı süreç başlar. Böylece döngü tamamlanmış olur. Basınç hacim döngüsünü göstermiş olduk. Bu döngünün içini dolduralım. Burada gördüğünüz kısmın tamamı atım işini ifade eder. Önceki videolarda bu terimden bahsetmemiştik. Kalbin her kalp atışında yaptığı iş atım olarak adlandırılır. Basınç hacim döngüsünün içinde kalan kısım da atım işi olarak adlandırılır. Dolayısıyla daha büyük bir döngünün kalbin o anda daha fazla iş yaptığı anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Daha küçük bir döngü ise bu durumun tam tersini ifade eder. Dediğim gibi yeşil renkle gösterdiğim bu kısmın tamamı atım işini ifade eder. Bu nedenle atım işinin atım hacmi ve sistol sonu basıncıyla bağlantılı olduğunu belirtmemiz mümkün. Videolarda basınç hacim döngülerini hep bir döngü şeklinde gösterdik. Ancak bazı durumlarda bu döngüler bir kutu şeklinde de çizilebilir. Bu ikisi de aslında birbiriyle benzer. Yani basınç hacim döngüsüyle basınç hacim kutusunun oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tam olarak aynı değiller. Bunu çizerek göstersem daha iyi olacak. Buradaki kırmızı noktadan başlayabiliriz. Kutuyu kırmızı renkle gösterelim kutuda bu uzunlukta dikey bir çizgi olması gerekiyor. Bu kısım sistol sonu basıncını ifade eder ve dikey uzunluğu gösterir. Buradaki yatay uzunluk ise atım hacmini ifade eder. Böylece kutumuzu çizmiş olduk. Çizgileri bu şekilde birleştirerek kutuyu tam olarak çizelim. Grafiğe bakarak basınç hacim döngüsü ile basınç hacim kutusunun oldukça benzer olduğunu rahatlıkla görebiliriz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi tam olarak aynı değiller. Basınç hacim kutusunun içini de kırmızı renkle gösterelim. Bu kısım fazlalık. Dolayısıyla bu kısma bakarak basınç hacim kutusunun basınç hacim döngüsüyle aynı olmadığını söyleyebiliriz. Aşağı kısımda da basınç hacim döngüsünde olmayan kısımlar var. Burada önemli olan nokta basınç hacim kutularını kullanarak tüm bu süreci daha basit bir şekilde anlatabilmek. Çünkü döngünün kendisini çizmektense, bu şekilde bir kutu çizmek çok daha basit. Bu nedenle buna benzer basınç hacim kutularını kitap ya da makalelerde sıklıkla görebilirsiniz. Aslında basınç hacim kutusu gördüğümüzde, grafikte bir basınç hacim döngüsü olduğunun anlatılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki ekstra kısmı da kırmızı ile gösterelim. Aslında diastol sonu basınç çizgisini gösteren sarı çizginin altını da kapsadığı için basınç hacim kutusu, Basınç hacim döngüsünden daha büyük olmaz mı? Bir bakıma bu iki noktada kutuda daha fazla alan olduğunu belirtmemiz mümkün. Ancak gördüğünüz gibi yukarı kısımda da döngünün içerisinde yer alan ekstra bir kısım var. Bu kısım basınç hacim kutusunun içinde olmayan bir alan. Yani yukarıda fazladan yeşil bir alan, aşağıda ve köşelerde de fazladan kırmızı alanlar var. Bu nedenle çoğu kişi bu ikisinin birbirine oldukça benzediğini söyler. Atım işi açısından bakacak olursak da yeşil döngünün kapladığı alanla kırmızı kutunun kapladığı alanın aynı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu ikisi genellikle birbirine eşit olarak alınır. Ancak aynı yeri kapladıkları alanlar çok fazla olsa da ikisinin tam olarak aynı şeyi olmadığını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Basınç hacim kutusunun kullanıldığı durumlarda bu kutu, döngüyle neredeyse aynı alanı gösterdiğinden ve bu alanda atım işini ifade ettiğinden, 3 faktörü değiştirerek kutunun büyüklüğünü değiştirmemiz mümkün olur. Yani burada değiştirebileceğimiz 3 parametre var. İlk parametre, bu çizginin eğimini değiştirmek olur. Bu kısımda eğim artar. Buraya bir artı işareti koyalım. Burada da eğim azalır. Buraya da bir eksi işareti koyalım. Bu da kontraktilite yani kasılma yeteneğini ifade eder. Bu sayede kutunun büyüklüğünü değiştirebiliriz. Yani kontraktilite kutunun ne kadar büyük olacağını etkileyen bir faktör. İkinci olarak arteriyel elastans çizgisinin eğimini değiştirerek kutunun büyüklüğünü değiştirebiliriz. Çizginin aşağı doğru indiği kısmı, negatif yukarı doğru çıktığı kısmı ise pozitif olarak düşünebiliriz. Bu da arteriyel elastansın değişmesine neden olur. Yani bunun için EA değerini değiştirebiliriz. Üçüncü ve son olarak da kutunun büyüklüğünü değiştirmek istiyorsak, EA doğrusunu sola veya sağa kaydırabiliriz. Yani eğime dokunmadan doğrunun tamamını sola veya sağa kaydırabiliriz. Bu da ön yükü değiştirmek olarak adlandırılır. Gördüğünüz gibi kutunun büyüklüğünü değiştirmek için üç farklı yola başvurabiliriz. İlki kontraktiliteyi değiştirmek, ikincisi arteriyel elastansı değiştirmek, üçüncüsü de ön yükü değiştirmek. Başka bir videoda bu üç kavrama daha yakından bakacağız. Ancak bu videoda da bu kutunun büyüklüğünü ve kutunun iki boyutunu ifade eden sistol sonu basıncı ve atım hacmini değiştirmenin üç yolunun bunlar olduğunu göstermek istedim.